konulardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin açıklanmasının ardından sözde irtica ile mücadele adı altında düşünce ve inanç özgürlüğü baskı altına alınmaya başlandı. 28 Şubat yargılamalarına ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu diye? 80 yaşındaki, 90 yaşındaki insanı getiriyor ve bu insanlar onurlu insanlar. Türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Benim evet, için evet. Bir çuldur o. Bir metrekarelik bez parçası. Üniversitede türbanın önünü açacak düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin sert eleştirilerine hedef oldu. Öne çıkan temel konu düzenlemenin anayasa ve laikliğe aykırı olduğuydu. Gündem türban filan değil. Hedef laiklik. Şunu doğru düz bir tespit edelim. Hedef laiklik. Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız diyen siyaset adamları laikliğin güvencesi olamazlar. Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmez. Karmaşanın, ayrışmanın, toplumsal huzuru bozmaya yönelik davranışların bir an önce önünün alınabilmesi amacıyla yürürlüğü durdurma isteğimizi de dilekçemize eklemiş bulunmaktayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Konuşmaya gelince çok güzel konuşuluyor ama bir icraata gelince nedense benim başörtüm birçok şeyi engel oluyor gibi davranılıyor. Bu da bana çok ilginç geliyor. Benim Allah'ı aramama ve ibadetime de kimse giremez. Kimse giremez. Kimse engel de olamaz. Olmamalı da olamaz. Ama oluyorlar. Demek ki, oluyorsunuz. Demek ki. Ama her devletin koyduğu kurallar var. Sadece bizim devletin değil. Peki devletin koyduğu kurallar neden sadece benim özgürlüğüme karışıyor? Hayır. Türbanla öğrenciler okula girecektir diye. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bir gün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Siyaset bu alana yani din alanına girmemelidir. Veya sadece seçim veya zamanlarında başörtülerin sizin yanına gelinmemelidir mesela değil mi? Hayır biz. Eğitim kurumlarında da ilk orta öğrenimde ilk orta öğrenimde olmamalı. Evet. Belediyede mi olmamalı? Belediyede kamu yani hizmet veren kişi aynı. Kamu görevlisi için söylüyorum. Bu ikisinde olmamalı. Olmamalı. Yasalara aykırıysa yasaların gereğini kim yapacak? Ama kamu görevlisi ise, eğer bu ülkede hukuk varsa, bu ülkede yasalar varsa, mahkemeler varsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi varsa gereği yapılır. Bir hakimin türbanlı olması doğru değildir. Bunu geçelim. Doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı, türbanlı bir subay da olmamalı. Türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben biliyorum. Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldun mu bugüne kadar? Hayır, niye türbanla okula giriyorsun diye şikayet. Şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. Devletin İnsanların kuralları var. İnançları var efendim. Allah aşkına ilkokula giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl giniyor? Hukuksuz tavır içine girmeyelim. Bırakalım bu iş kendi doğal mecrası içinde çözülsün. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Mitingde yaşlı bir kadının başörtüsünün çıkarılmasına Erdoğan tepki gösterdi. 70-80 yaşındaki bir Anadolu kadınını sahneye çıkartıp onun başından onun başörtüsünü çekip çıkartmayı siz hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz? Hangisiyle bağdaştırıyorsunuz?